selector. Merhaba millet, Gamer Cup Tıkaç'ın ekranına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz olarak bulduğum ve geçirdiğim bir gameplay dizi inceleyeceğiz. Birçok Pacific oyuncusunun hayal olan bu gameplay bana ücretsiz olarak geldi. Bugün sizlerle birlikte inceleyelim. Ben sunumdan çıkardım elbette yani. Gelince açtım. Açmasam olmazdı. Ürünün neyine bakacağız dersin, içinden çıkanlara bakalım öncelikle. Kutusunun dışında bir şey yoktu zaten, burada garanti belgesi ve hani bizim okumayacağımız şeyler yani bizi ilgilendirmeyen şeyler. Üründen çıkaralım kutusundan. Ürün Logitech F710 modeli. Yani o güzel sıçradı. Evet, bu şekilde çıkardık. Ürün içinde ayrıyeten ürün kablosuz malum üzerine ve çok acayip kablosu var yani. Hoşuma gidiyor. Önümüzde ben onu çevirdiğimiz geliyor. Ve ürün terletmiyor. Biz hiçbir şekilde terletmiyor. Öncelikle şu iki pili de çıkartalım. Kutuya atalım gitsin. Ürünün içerisinde iki tane süper kaliteli DualSense tek ediyor. Bunlar sizi uzun bir süre götürecek mi? Bundan emin olun. Ürün içinde ayrıca bu İngilizce. Yine bizim okumayacağımız şeyler. Ve burada da kablosuzu USB girişinize takıyorsunuz. Senden kablosuz mouse'dan farkı yok. Zaten ürünü hani bu şekilde oynatarak mouse olarak da kullanabiliyorsunuz. Hani Pacific arkadaşlar zaten kontrolcüye alışkındır. Ürünün buradan pil girişini yapıyorsunuz. Kablosuz olduğu için mecburen pilleri kullanacaksınız yani. Ürünü ayrıca bir yanında bir adet uzatma kablosu geliyor. Ben o uzatma kablosunu galiba kaybettim. Yaklaşık 1,5-2 metreye yakın bir uzatma kablosu bu USB. Bunu yani yakında takabilmek için hani sinyalin kaybını önlemek için yapmışlar. Pek de gerek yok açıkçası. Ben genellikle Wi-Fi cihazını takıyordum ki daha iyi çeksin. Pilini yerleştirelim arkadaşlar. Şu dokusu var ya, çok acayip bir şey. Ve oynayınca oynayasınız gibi böyle. Çok yumuşak kadife gibi böyle bize. Terletmeme özelliği bu. Arkadaşlar taktığınız zaman bu ışık ışık yanıyor. Hani şunu da bilgisayara taktığınız zaman bağlantı sağlandığında bu ışık yanıp sönmeyi bırakıyor. Ürünle açıp kapama için burada bir adet tuş var. Onun dışında standart bir kontrolcüden hani tuşlar zaten genelde aynı. Sağ ve sol tuşlar. Arkadaşlar ürünü nasıl ücretsiz olarak elde ettiğini sorduğunuz zaman Philips'in 4K Android TV'sini aldığınız için bunu da yanında hediye olarak vermişlerdi. O şekilde ücretsiz olarak elde ettim. Ürün Android TV'lerde kullanılabiliyor elbette. Android TV'ler için zaten hani oradaki oyunları Assault olsun, oradaki Dream Soldier gibi yani futbol oyunlarını oynamak için falan yanında hediye ediyorlar. Kullanmadık tabii biz. Yani bilgisayar dururken burada orada kullanmak olmaz zaten. Android TV'de hani yavaş çalıştığı için ve oradaki oyunlar da bilgisayardaki kadar kaliteli olmadığı için gerek yok orada kullanmaya, eziyet etmeye. Piyasa fiyatını sorgan olursanız yaklaşık 35 lira civarında satılıyor bu ürün. Yani dolarlar da fiyatı sürekli değişen bir ürün. Birçok kişinin de hani almak istediği bir ürün. Bana ücretsiz olarak geldi. Elbette güzel bir şey bu. Ürünle böyle arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın.